Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomda sizlerle beraber 5 dakika içerisinde yüksek kazanç sağlayan Google reklamları web sitemize nasıl konulur, nerelere konulur bunları konuşacağız. Ama önce hala web siteniz yoksa 20 dakikada reklam alabilecek web site nasıl yapılır bunu izleyip web sitenizi kurmanızı tavsiye ederim. Web siteniz eğer kuruluysa ve reklam alamıyorsa yine bu videoyu izleyin. Orada sizin için güzel tavsiyeler var. Web sitenizi kurdunuz. Ondan sonra kanalıma gelin, ECD Builder'e. Baştan sona Google AdSense kurulumu videom var. Bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunu neden izlemenizi tavsiye ediyorum? Çünkü en başından sonuna kadar Google AdSense nasıl alınır? YouTube ve blog siteleriniz için, web siteleriniz için bunu anlatıyorum. Şimdi bu videoda size değinmek istediğim yer, reklamlarıma gelip kodu nereden alıyoruz? Bunu gösteriyorum size. Yeni kod al dememiz lazım. Burada şimdi gördüğünüz üzere altına tik olan yerler var. Google bunları diyor ki hani bunlar çok tıklanıyor kardeşim. Bunlardan alırsan senin için iyi olur. Yani sen de eğer reklamların tıklanmasını istiyorsan ki istiyorsundur. Para kazanmak için reklam aldıysan onları seç diyor. Onlardan sonra bakın burada tekrardan değiniyorum. Yazılar ve resimler olan seçmeye tıklamamız lazım. Yanında tik var gördüğünüz gibi. Reklamlarımız hem yazı hem resim içerirse çok para kazanırsınız. Sonra bir de başlık atıyoruz rastgele. Bu iki özelliğe dikkat edip reklam kodumuzu alıyoruz. Şimdi bu reklam kodunu aldık. Kopyala diyoruz. Nerelere koyacağız? Onlara değinmek istiyorum. Şimdi bir tane ben yatay banner aldım. O tavsiye edilenlerden ince, yana doğru uzun olan bir tanesini seçtim. Şimdi kanalımı kapatayım. Şimdi ECD Builder paneline girdik. ECD Builder olsun ya da Blogspot olsun, Blogger olsun hiç fark etmiyor. Reklamları bu şekilde koyuyoruz. Application kod ekle diyoruz ECD Builder'da. Bunu yatay banner şu koyduğum yere aynen bu şekilde yerleştiriyorum. Sağ tıklıyorum, Edit Content diyorum. Ve kodu buraya yerleştirdim arkadaşlar. Blogger sahibiyseniz eğer Blogger'da da Gadget denilen bir yer var. Gadget'a tıklayıp yine HTML kod ekleden aynı şekilde yapabilirsiniz. İkisi de aynı mantık. İkisi de birbirine çok benziyor zaten. Şimdi bir tane reklam buraya koyduk. Bir tane sayfaya en fazla 3 tane reklam koyabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum en başta. Şimdi ikinci reklamı bir tane kalmasın öncelikle tabii ki. En az 2 olsun, en fazla 3 olsun. Ne kadar çok reklam olursa hani o kadar çok çeşitlilik artar ve tıklanma olasılığınız artar. İkinci reklamımı ise YouTube'a dikkat ettiniz mi? Hep böyle sağ üst köşede olur. Ya da tam burada olur. Şimdi YouTube taktiğini uyguluyoruz biz aslında. Dünyadaki en büyük ikinci web sitesi YouTube'dur. Şimdi YouTube'un izlediği taktik bu. Hem kanallara girdiğinizde üstte olur hem de sağ kenarda olur, böyle yine üstte olur. Buralar çok dikkat çeker ve buraya giren insanlar hani direkt böyle göz önünde olduğu için reklamlara, eğer ilgisini çekiyorsa reklamlara tıklar ve siz para kazanırsınız. Temel mantık buna dayanıyor. Buraya da ben bir tane dikdörtgen seçtim, o tikli olanlardan, yani tavsiye edilen, recommended olanlardan seçtim. Ve buraya da ilk eklediğim kod gibi ekledim arkadaşlar. Temel mantık bu kadar basit. Şimdi üçüncü şeyi nereye ekleyeceğiz diye sorarsanız, burada yazılar paylaştım ben, blog olduğunu biliyorsunuz. Bu yazılar olan yerden yazıların en altlarına koyabilirsiniz. Tavsiyemdir. En fazla 3 tane kullanıyorsunuz zaten. Şimdi başa dönüyorum. 2 tane taktiğimiz var. 1. Tavsiye edilen reklamları seçiyoruz. 2. Göz önünde olan yerlere reklamlarımızı yerleştiriyoruz. Göz önünde olan yerlere yerleştirirsek eğer daha fazla tıklanır. Bu iki taktiği kullanırsak eğer Google kazançlarımız, reklam kazançlarımız yüzde bilmem kaç oranında artacaktır arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geliyoruz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Beğenebilirsiniz veya kanalıma yorum atabilirsiniz. Ama en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.